ABD Dışişleri Bakanı adayı Stephen Biegun, 20 Kasım Amerika Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen toplantıda kendisinin New York Times gazetesinin yayınladığı, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı baskıcı politikalarıyla ilgili direktiflerin sıralandığı gizli belgeleri incelediğini ve şaşırtıcı bulduğunu belirterek, Pekin hükümetinin Doğu Türkistan'da yok etmeye çalıştığı tarihi mezarlık, camiler, Uygur kültür medeniyetini yansıtan yapılar hakkında tüm bu kitlesel saldırıları kültür katliamı olarak gördüğünü ifade etti. Yeni adayın Magnitsky kanunu yoluyla suçlu bulunan Çinli memurları cezalandırmayı düşünüyor musunuz şeklinde sorulan sorulara duruma göre iş göreceğiz cevabını vermesi dikkat çekti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan İyi Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Türkiye'nin dış politikada yaşadığı bazı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Aydın Milletvekili Aydın Adnan'ın yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 faaliyet raporunda Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlara soydaş denilmediğini hatırlattı. Uygurlara ve diğer Müslüman topluluklara yönelik insan hakları ihlalleri konusuna kısaca değinilmesini de eleştirdi. Ayrıca geçtiğimiz hafta İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bastığı ve derslerde kullanılan Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler ders kitaplarında Doğu Türkistan'da kullanılan Uygur alfabesi yerine İsrail'de kullanılan İbrani alfabesinin basılmasını TBMM gündemine taşımıştı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD ile bir ticaret anlaşmasına varmak istediklerini ancak bir ticaret savaşından da çekinmediklerini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bu hafta düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Hep söylediğimiz gibi bir ticaret savaşı başlatmak istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz," dedi. Xi, "Eğer gerekli olursa karşı saldırıda bulunacağız ama bir ticaret savaşı içinde olmamak için aktif olarak çalışmaktayız," diye konuştu. Çinli lider ABD ile karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde bir ticaret anlaşmasının birinci aşaması üzerine çalışmak istediklerini söyledi. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü son günlerde Akdeniz'de Libya çıkışta düzensiz göç akışının artış olduğunu belirterek Avrupa Birliği ve Afrika Birliği'ne bu ülkeye yönelik yaklaşımlarında değişikliğe gitme çağrısı yaptı. İtalya şubesinden yapılan yazılı açıklamada son 48 saatte 600'dan fazla göçmeni taşıyan en az 9 ayrı göçmen botunun Libya'dan ayrıldığı, 74 kişi taşıyan 10 kadar botun İtalya'nın Lampedusa adasına ulaştığı bildirildi. İsrail'de yapılan son kamuoyu araştırmasına göre halkın %56'sı hakkında dava açılacak olması nedeniyle Benjamin Netanyahu'nun başbakanlık görevini bırakması gerektiğini düşünüyor. İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre katılımcıların %56'sı başbakan Netanyahu'nun görevinden istifa etmesini isterken %35'i istifa etmesine gerek olmadığını ifade etti. Katılımcıların %9'u ise bu konuda görüş belirtmedi.